öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii bu işe girerken çok istişare yaparak, çok hazırlıklı bir biçimde girmedim. Son zamanlarda yaşanan zorlu süreçlerin ardından yaptığımız istişare sonucunda son kulübün diyorum da saatler kalası, transferin kapanmasına saatler kalası bu işe giriştik. Son saatler kalası aldığımız kulübümüzün de yaklaşık 14 tanesi profesyonel olmak üzere 33 tane futbolcu getirdik ve protokollerini ve lisanslarını tamamladık çok şükür. Çalışmalarımızın sonucu olarak da kulübümüzün tesisini bir an önce yapmak zorundaydık. Tesisini yaptık, taşındı. Tabii ki bu süreçte biraz basının açıklamasıyla ilgili geç kaldığımızı biliyoruz. Ama eksiklerimiz çok fazlaydı. Daha çok konuşmadan daha çok çalışma zamanıydı. O yüzden çalışmalarımızı hızlı bir biçimde yaptık. Tesisimizi çok şükür kullanılabilir bir hale getirdik çok şükür. Otobüs ihtiyacımız vardı, araç ihtiyacımız vardı, onları tamamladık. Futbolla ilgili eksik yanlarımız vardı, malzemeydi, başka şeylerdi, teknik kadromuzdu, onları tamamladık. Kulüp müdürümüzü dışarıdan getirdik, araçtan kulüp müdürümüzü getirdik. Ondan sonra bu şekilde bir çalışmayla çok şükür yüzümüzün akıyla devam edebilecek hale geldik. Şu anda takımımız Allah'a bin şükür şeyden lige çıktı, oynuyor. Böyle bir takımımız da yoktu. Şu anda var ama Allah'a çok şükür. Tabii ki eksiklerimiz var. Eksiklerimizi de tamamlamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hızlı bir biçimde dedim ya, konuşmaktan daha çok çalışmaya gayret gösterip hızlı bir biçimde eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Bizim için önemli olan şey takımın çıkmasıydı. İlk hafta çıkamadı. İlk hafta çıkamamanın üzüntüsü, vermiş olduğu şey, üzüntü bizi derinden yaraladı. Zaten bu işe giriş sebebimizden en büyük etkeni de oydu zaten. Kulübün öncelikle etkileyen tarafı benim, kulübün yabancı kişilere satılmış olması, şehir dışından birilerine satılmış olması benim için çok etkendi. Kulübün Sivas'ta kalması, Sivaslı birinde olması, Sivas'ın kendi değerinin kendi yerinde olması benim için çok kıymetli. Bunun için de elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ve çok şükür ben şöyle düşünüyorum, burada kaldık. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte elimizden gelen fazlasını yapacağız daha doğrusu. Bilgi de kalması için bütün özveriyi göstereceğiz. Biz maddi manevi, ben kendim şahsım olarak maddi manevi elimden ne gelirse yapacağım. Ve Allah'ın izniyle bu takımı inşallah bu sene ligde tutacağız. Tabii ki Sivas basınının bize verdiği değer çok önemli. Öncelikle o konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Hepinizi ben de takip ediyorum. Siz nasıl kulübü takip ettiğinizi biliyorum. Hepinizin Sivas Serdarası olduğunu da biliyorum. Biz de takip ediyoruz. O yapıcı, dedim ya yapıcı davranışlarınızdan dolayı, yazılarınızdan dolayı hepinize de ayrı ayrı bu konuyla ilgili teşekkür etmek istiyorum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok olumlu tepkiler görüyoruz. Çok olumlu tepkilerle karşılaştım. Özellikle deplasmanlara gittiğimizde İstanbul'da, Kocaeli'nde, orada da çok güzel, böyle kendimizde hissettiren Sivaslılarla karşılaştım. O da benim onları görünce de, onların tepkilerini görünce kendimde gibi hissettirdi bana gerçekten. Orada onların o şevkini, heyecanını da görünce doğru şeyler yaptığıma daha çok inandım. Ve sorumluluğumun daha çok arttığını da hissediyorum, görüyorum. Ve bu sorumluluk dahilinde elimizden ne gelirse yapacağız ve çalışmalara da devam edeceğiz. Ama şundan herkes çok emin olsun ki, bizim için en büyük makam, mevki Sivas'ta olmak. Bizim için Sivas kazanıyorsa, biz biraz tabii ki katkımız fazla olacak. Üstümüze binen sorumluluktan dolayı. Sivas kazanıyorsa biz kazanıyoruz demektir. Bizim için en önemli şey o. O yüzden de Sivaslı hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum bu arada. Onlardan da Sivas'ta karşılaştığım herkes çok olumlu tepkiler verdi. Çok güzel davrandılar bize gerçekten. Hala da davranmaya devam ediyorlar. Hakkı vereceklerini söylüyorlar. Tabii ki çok ihtiyacımız var. Ben dedim ya doğru olan şeyi yapmaya devam edeceğiz. Biz doğruluğa inandığımız şeylere devam edeceğiz. Tabii ki kulübün satılması, kulübün başka yerlere gitmesinden tasvip etmiyorum.
Ama bunlar tabii ki başkalarının doğruları. Biz kendi doğrularımız olarak, kendi doğrularımız biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Sivas'ın her bir değeri için mücadele vermeye devam edeceğiz. Kendi doğrularımızla ilgili, Sivas'ın doğrularıyla ilgili de çalışmaya devam edeceğiz. Ya o konuyla ilgili de şöyle bir şey var. Biz tabii ki destek istemeye de gidemedik daha doğrusu. Şimdi ben gittiğimizde de inanıyorum ki birçok kişinin yardımcı olacağını biliyorum. Ama bunları da doğru anlatmamız lazım. Orada bizim biraz eksikliğimiz oldu. Çünkü dedim ya zaman da bulamadık. Yani şimdi bazı konularda zaman bulamadık. Bazı konularda tabii ki bu konuyla ilgili ben mesela şöyle bir şey bekliyordum. Ben şimdi kulübe alırken yani tesisin olduğunu biliyorum. Otobüsün olduğunu biliyorum. İçinde futbolcuların olduğunu yani köklü bir kulübe aldığımı biliyorum yani. Ama ben aldığımda şunu gördüm. Şimdi tabii ben yetkili kimseyle görüşmedim. Yani alırken de görüşmedim. Dedim ya biraz ani gelişti olaylar. Yani bizim amacımız kulüp almak, kulüple devam etmek falan değildi. Bizim amacımız sadece Sivas'ın değeri olan dört evinin ayakta kalmasıydı. Öyle yardım ettik ama daha önceki alanlarda problem vardı. Problemleri gelmiş son aşamaya gelince kulübün artık kapanmasına gelmiş. Ben sadece orada devreye girdim. Onların anlattığı kadarını biliyorum. Geçmişle ilgili o satışla ilgili Antalya'lı yöne geçti arkadaşımıza bilmiyorum. Amacım ne olduğunu da bilmiyorum. Çünkü zaman da olmadı bunları araştıracak. Ama şunu biliyordum ben. Bir tesisimiz var, otobüsümüz var, gerekli araç gerecimiz var. Bunun üstüne bir miktar katkı sağlayıp devam edebileceğimizi biliyordum. Ama sonrasında şunu gördüm. Yani o araç gerecimiz, tesisimiz, tesise giremedik. Dediler, yetkili kişiler tesisi kullanamazsınız dediler. İlk başta satış anlaşmasında öyle anlaşmışlar yani. Böyle anlaşılınca da şimdi ben onu bilmediğim için ben onları öyle hayal ederek girdim. Ama görüşmelerimizde tesisi kullanamayacağımız, herhangi bir araç gereci kullanamayacağımız, işte bir yardım yapılmayacağını öğrendim ben. Yani otobüsü kullanamayacağız, otobüsü de kullanamıyoruz. Ha bunları kendi imkanlarımızla biz tekrar sağlamak zorundayız. Niye? Şimdi burayı tuttuk bu tesisi, tutmak zorundayım. Çünkü otellerde falan alanlar var. Ha bunu da nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Daha önceki alan arkadaşlar, futbolcu getirmişler, kendileri varmışlar ama piyasadaki esnafın borçları vardı. Biz bu borçları ödedik mesela, kulübümüzün adı kötü kullanılmasın diye. Şimdi bu bir marka değeri, benim gözümde öyle. Ben Sivas Dövme Endüstrisporu beğeniyorum. Çünkü şehre çok katkı sağladığına net inanıyorum. Katkı sağlamasa bile net değer olduğunu da biliyorum. Bir taraftar kitlesi var, bir bakış açısı var, herkesin beğendiği, destek olduğu bir kulüp burası. Ama bunları gördüm. Çok fazla istişarelere girmedik, zaman olmadı. Ama girdiğimiz yetkili arkadaşların çoğu şunu söyledi. Kulüple ilgili bizden hiçbir şey alamazsınız. Aldıysanız kendiniz yapacaksınız. Biz de bu aşamada kendimizi şöyle... Destek bir... için ziyaret edecek misiniz o saydığımız kurumları? Kurumları ben şöyle düşünüyorum. Ben şunu da söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Kurumların üstünde, hepsinin üstünde Sivas yazıyor. İşte Sivas Belediyesi yüzü, Sivas Valiliği, Sivas Çevre Şehircilik, Sivas yazan... Şimdi biz bir... Bakışım şöyle benim. Ben bu kulübü alırken dedim ya bir amaç doğrusunda almadım. Sadece kulüp ayakta kalsın, ligde kalsın diye aldım. Bir değerine sahip çıkmak isterken diğer değerlerini yıpratmak istemiyorum ben. Tabii ki gideceğiz. Bunlar bizim değerlerimiz, onlar da bizim değerlerimiz. Oraya da gideceğiz. Taleplerimizi ileteceğiz. Ben şuna inanıyorum. Kendimizi doğru anlatabilirsek, iyi yapabilirsek, Sivaslı olan herkesin bu şeye destek vereceğine ben inanıyorum. Canı gönülde inanıyorum. Ama iyi anlatmamız lazım. Bizim kimseler dedim ya, herhangi bir derdimiz yok. Sadece tek derdimiz var. Sivas'ın bu değeri ayakta kalsın. Sivas'ın değeri bir yere gitmesin. Ha ben şunu söylüyorum. Kim olursa olsun, kulüple ilgili, Sivas'ta olsun, kim olursa olsun. Ben onu savunuyorum sadece. Ben diğer yöneticilerle sahip çıkacağına inanıyorum. Bir anlatırsak sahip çıkacağına inanıyorum. Gerekli desteği de vereceğine inanıyorum ben. Öyle düşünüyorum. Ama dedim ya bazı eksikliklerimiz var. Biz de zaman ayırıp gidemedik. Henüz kimseye çok fazla zaman ayırıp gidemedik. Yani zamanımız olmadı daha doğrusu. Ben bu kulübü alırken bir ortaklığı almadım. Ortaklık yapısıyla almadım aslında. Çünkü daha önceden bir öğretmenlere satılmış. Ben o satış şeyini bilmiyorum yani. Geçmişini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ben. Bildiğim şey bir öğretmenlere satılmış. Sonra başka birisi daha satılmış bildiğim kadarıyla. O yapı dağılmış. Başka bir yapı daha almış galiba. En sonunda bunları yapa yapa en sonunda geldiği nokta şeye gelmiş. Bu kulübü devam ettirebileceğiz. Yabancı birine satalım da gelmiş. Zaten benim
Diyorlar benim şu anda benim burada olmamın sebebi de o zaten. Yani bu Sivas'ta birileri alsaydı biz destek verirdik, devam ettirirdik. Yani elimizden geleni yapardık biz. Ben her Sivaslı'nın yapacağına inanıyorum zaten bunu. Yani doğru anlatılsaydı, doğru gelseydi bence o maddi açıda devam edemeyen Sivaslılara biz maddi desteği de herkes verirdi yani. Karınca kadar ama. Bir açıklama olmadığı için kimse bilinçli şekilde bunu atamaz. Şöyle bir problem var, ben onun açıklamasını yapayım. Şimdi biz bu kulübü Antalya'da alırken de ben bu hocalardan bir tanesi bu işi sürüklemeye çalışıyordum, Berkan Bey. Berkan Bey'e ben şöyle bir şart koştum. Şimdi dedim ki, bak ben kulüple ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yani öyle çalışmasıyla ilgili, yönetimsel anlamda da bilmiyoruz yani. Gerçekten ya şimdi ben, bu konuyla ilgili bize yardımcı olacaksanız, devam edecekseniz, belli hisseyi sizin üstünde tutmak istiyorum dedim, belli zamana kadar. Yani biz bu işi gerisine, yani bırakıp gitmemeleri için böyle bir teklifte bulundum. O dedi ki bize, bizde de bu kulüp satış aşamasında da bilmem neydi de bizim de suçumuz var dedi. Şöyle yani, biz dedi bunu yapamadık, yapı dağıldı dedi. İyi niyetle girdik ama yapı dağıldı dedi. Biz de elimizde gelen her şeyi yaparız deyince Berkan Bey, Berkan böyle bir yola devam ettik. Ben de kulübün müdür şeyin başkanlığını, ben yönetim kurulu başkanıyım, kulüp başkanlığını onun üstünde tuttum zaten. Yani o federasyonla ilgili daha geçmişten gelen şeylerle ilgili daha tecrübeli olduğu için tuttum. Ama bu yapıyı dedim ya, bu yönetim anlamında da bir yönetim oluşturacağız, bu yapı değişecek. Yani onu da değiştireceğiz. Belli şartları değil mi? Biz de artık birçok şeyi öğrendik, birçok konuya hakimiz. Ben de çok emek veriyorum buna. Çok da zaman harcıyorum. Çünkü ben de öğrenmem lazım, bazı şeyleri geliştirmemiz lazım, devam etmemiz lazım. Bu süreç ilerleyen süreçlerde devam edecek. Zaten içimizde başka arkadaşlarımız da vardı devam eden. Onlardan ayrıldık mesela. Yani bir daha önceki o ilk baştaki oluşumda başka arkadaşlarımız da vardı, geldiler bunlar. Daha önce satın almışlar, başka şeyler yapmışlar. Onlar şu anda gittiler. Şimdi şu anda kulübün sahibi sizsiniz. Evet, sahibi benim. Yani yetkilisi de benim, sahibi de benim. Evet. Lisanslar tamamen sizin firmanızda. Evet. Şu anda 4 evli maaşı bizde, yetkilisi de benim. Tüm sorumluluk da bana aittir. Ve bundan sonra da öyle devam edeceğiz inşallah. Yani bu sene dedim ya, hedefimiz... Yolun açık olsun başkanım, Allah'ım. İnşallah, kolay teşekkür ederim. Ha eksiklerimiz var dedim ya, benimle ilgili de var. Şöyle bir eksiğimiz var. Benim futbol adamı değilim. Daha önce kulüp çalıştırmadım, ne yapılabilirim. Ben de eksiklerimin yanlarını tamamlamaya çalışıyorum zaten. Öğrenmeye çalışıyoruz, çok da mesai harcıyoruz. Çok zaman veriyoruz ve bu eksikleri gidereceğiz dedim ya. Ama bu eksikleri giderirken de sizin üstünüze de çok sorumluluk düşüyor. Sizin de, şehrin de. Hepimizden de destek almamız lazım. Bununla ilgili ben sizinle bir desteği alacağıma net inanıyorum canı gönlünde. Şehirden de net inanıyorum yani destek alacağıma. Çünkü tepkiler de o yönde. Biz de bundan sonraki süreçte de dedim ya, bizim ilk basın açıklamamız belki çok ifade edemiyoruz kendimiz ama bu konuyla ilgili de geliştireceğiz kendimizi. Öğreniyoruz. Bundan sonrasında basına ben çok değer veriyorum. Basına şeffaf bir biçimde bütün bilgileri, bütün şeyleri biz vereceğiz. Basın açıklamalarımızı sık sık devam edeceğiz. Yani şehirle ilgili, kendimizle ilgili ne biliyorsak, ne yaşatıyorsak biz paylaşacağız. Dedim ya, şeffaf bir yönetim anlayışı oluşturacağım zaten. Yöneticilerle ilgili de eksiklerimiz var. Oluşturmaya devam edeceğiz. Her oluşumda bundan sonrasında basın açıklamalarımızı falan yapacağız, devam edeceğiz yani. Biz de var bu. Evet. Yani beni gören herkes şunu söylüyor. Niye böyle bir işe girdin? Niye yaptın? Niye ettin? Ama ben şunu net biliyorum, ben kendim bu konuyla ilgili hiç kendime sorgulamıyorum. Evet. Ve memnunum. Yani ben şuna inanıyorum, ben iyi bir görev adamım, iyi bir yöneticiyim. Ben biliyorum, çalıştım çünkü daha iyi bir işler yaptım. Futbol bilgim az olabilir ama hiç çok değil. Bayağı bir bilgim var ya futbolla ilgili ama tabii ki profesyonel açıdan değil yani. Vallahi. Ama şunu söylüyorum, kesinlikle bu işe niye girdim diye hiç düşünmüyorum. Bir daha olsa, aynı şartlar bir daha yaşansa, aynı şekilde bir daha girerim. Ama tabii çevremde onu şunu şöyle söyleyenler de var. Niye girdin? Niye yaptın? Niye sen? Diyenler de var ama son gün başka kimse yoktu. Ha keşke olsaydı ama ben şuna inanıyorum, net inanıyorum. Orada o gün, o gün için yaşanan şeyleri gören hangi Sivaslı olursa olsun, hangi Sivaslı olursa olsun girerdi diye düşünüyorum. Net eminim, girerdi. Bu Sivaslı olan, Sivaslı kimliği taşıyan herkes girerdi. Herkes elini taşın altına koyardık. Ben de ölçüde biliyorum yani. O yüzden içim rahat. Ben şuna net inanıyorum. Asla pişman olmayacağım. Bence hayatım boyunca yaptığım en doğru, verdiğim en doğru kararlardan birisiydi bu. O yüzden de devam edeceğim.
bu kulübün dedim ya maddi manevi tabii ki üstüme düşen çok sorumluluk olduğunu biliyorum. Ağır yük olduğunu biliyorum. Ama diyorum ya biz mücadelemize devam edeceğiz. Ben bundan geri adım atmayacağım. Bazı öyle beklentilerde girenleri de gördüm yani. Ama ben burada bu Sivas'a da bizi dinleyen herkese de şu sözünü veriyorum. Ben başarmadım bırakmayacağım. Ve bu kulübü Allah'ın izniyle birlikte tutacağız. Ben geri adım atmayacağım. Öyle içimde de net söylüyorum. Niye girdim diye bir düşüncem asla olmadı. Ama nereye gideriz bunun düşüncesi var. Ha bana şunu net soranlar var çok bazen. Onun üstünü açmak istiyorum. Kimin adını aldınız? Kim soktu sizin bu işe? Kim bilmem ne? Ben Allah'ın izniyle beni tanıyan bilen herkes bilir. Ben kimsenin lafıyla sözüyle iş yapmam. Ben kimsenin adamı olmam. Ama ben Sivas adamım. Böyle de devam edecek. Net arkamızda öyle. İşte kim var, kim yok gibi sorular da geliyor bazen. Allah'tan başka hiç kimse yoktur. Sivas var, ben Sivaslı insanlara inanıyorum, güveniyorum. Çevrem var, dostlarım var. Onların da desteklerine ben inanıyorum.